CRI Türk Haber. İyi günler, CRI Türk Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatılmasına geçilecektir," dedi. Çocuklara cinsel istismarla ilgili yasal düzenleme için hazırlık yapıldığını belirten Erdoğan, "Caydırıcı olması bakımından en ağır müeyyideler için adımlar atılacaktır. En kısa sürede bu meseleyi çözüme kavuşturacağız," diye konuştu. Erdoğan, AK Parti ve MHP arasındaki ittifakı Cumhur İttifakı olarak nitelendirdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, çocuklara yönelik cinsel istismarda ceza artırımı ihtimali olduğunu belirterek, 12 yaşın altındakilere ceza müeyyidesi daha fazla olacak dedi. Bozdağ, "Zaten dünyanın her yerinde böyle, bizim mevzuatımızda da böyle. Yoksa onun altındakileri artırılacak, üstündekileri artırılmayacak diye bir şey söylemedim," diye konuştu. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak ilk hedeflerinin yerel seçimler olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Denizli ve Adana'yı alacağız, gerekli dersi vereceğiz," şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, YSK'ya tepki göstererek, "Asıl siz suçlusunuz, yasayı tanımıyorsunuz, parlamentonun iradesini yok saydınız, mühürsüz oy pusulaları geçerlidir diye karar aldınız. Adaleti, hakkı ve hukuku sadece 80 milyon değil bütün dünya için istiyoruz. Düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız," dedi. Rejim ordusunun Afrin'e gireceği haberleriyle ilgili konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Esad'ın PKK-PYD ile birlikte Türkiye'ye karşı Afrin'de açık tavır alması felakete davetiye, Suriye'nin bölünmesine açık çek işlevi görecektir," dedi. Bahçeli, "Afrin'e Türk askeri girecek, ay yıldızlı al bayrağı hak ettiği yükseğe gururla çekecektir," ifadesini kullandı. Çin'in başkenti Beijing ve Hebei eyaletine bağlı Zhangzhou kentinin arasında hizmet verecek hızlı tren hattı projesinin inşası aralıksız ve sorunsuz şekilde sürüyor. Projenin 2022 Beijing Kış Olimpiyatları için ulaşım desteği sağlaması bekleniyor. Çin'in kutup bölgeleri araştırma gemisi Xuelong, son ikmalini yapmak üzere Yeni Zelanda'nın Kurishkarch kenti yakınlarındaki Lieton Limanı'na demirledi. CRI Türk Ekonomi. Türkiye'nin gelecek 5 yılda uygulamaya koyacağı ekonomik ve sosyal politikalara rehber oluşturacak ve Haziran'a kadar tamamlanması hedeflenen 11. Kalkınma Planı'nın tanıtımı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı programla yapılacak. GAP'ın vizyon projesi ve can damarı olan kendi tipinde gövde dolgusu bakımından dünyanın en büyük barajı olma özelliğine sahip Ilısu Barajı'nda Haziran ayında su tutulmaya başlanacak. CRI Türk Spor. 2018 Kış Olimpiyatlarında artistik buz pateninde Türkiye'yi temsil eden Alisa Agafonova ve Alper Uçar buz dansı serbest programda 19. oldu. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemde kendi aleyhlerine hakem hataları olduğunu savunarak, "Biz Galatasaray'ız ve asla pes etmeyiz," dedi. CRI Türk Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sinop, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülkemizin güney kesimlerinde 2 ile 4 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. CRI Türk Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Tekrar birlikte oluncaya değin, hoşça kalın.